Cinayet büro amirliği için uygun bir psikolog olmadı. Beni ve kendi hayatını tehlikeye atmıştır. Leke olmuş ya. Nerede oldu bu? Bu nasıl tutanak böyle? Ekip arkadaşın o senin. Kim benim ekip arkadaşım? Olay yerinde neyi gördüysek onu yazdık. Kadir Gümüşçü aranan bir katildi. Karısı polise haber vermeden onun yanına gitti. Kuralları çiğnedi yani. Kuralları bir tek o mu çiğnedi? Sen hiç kural çiğnemiyor musun? Tamam işte amirim. Bir ekibe bir tane oyun bozan yeter. İkinciye gerek yok. O kızı ben işe aldım. Bu tutanak işleme konursa İpek işinden olacak. Tamam işte. İpek Hanım için de uygun olan bu. Öyle topuklular ile cinayet peşinde koşamaz. Şimdiye kadar koştu ama ekibe de bir sürü faydası oldu. Bunu inkar edemezsin. Bizim de çözebileceğimiz basit şeylerdi. İpek'in bu ekibe faydasını biraz düşün bence. Sana 3 gün mühlet veriyorum. Git 3 gün düşün taşın. Belki bu tutanağı değiştirmek istersin. Amirim. İpek Hanım'ın bir an önce buradan uzaklaşması onun iyiliğine olur. Şebekeye takmış kafayı. Bu adamlar gerçek. Benim kardeşimi aldılar, siz de biliyorsunuz. Şebekenin peşinde koşmaya devam ettiği sürece can güvenliği olmayacak. Ha, ben koşuyorum. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ama öyle değil. Ben bu tutanağı çocuğuyla mutlu bir hayat geçirmesini istediğim için yazdım. İpek Hanım'ı düşündüğüm için yani. Onu düşündüğün için yani. Aynen. Aynen. Görkem, ablan pek beğenmedin sanki sen yemeği ha? Aa, çok güzel olmuş Betül'cüğüm. Teşekkür ederim. Ama bir şey diyeyim mi? Ben bu yemeği sırf Görkem çok seviyor diye yaptım biliyor musunuz? Aa, bak Görkem beğeniyor diye yapmışsın ama biz de nasiplendik. Öyle de kısmet işte bugün pek lezzetli yapamadım demek ki. Baksana Görkem pek beğenmedi. Yok, ondan değil. Canım istemiyor. Odama gidebilir miyim ben? Tabii gidebilirsin bir tane. Betül ablan odana getirsin senin ha? Evet, tepsiye koyar getiririm hemen. Odada piknik yaparız. Aa, bak aklıma ne geldi. Ne yapalım biliyor musun Görkem? Bahçeye çadır kuralım, çadırda yiyelim yemeği ha? Yok, canım istemiyor dedim ya. Ben kendimi çok çaresiz hissediyorum. Oğlum acı çekiyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. O bu acıları çekmek için daha çok küçük. Zamanla bütün acılar gider annem. Mesai uzadı. Sizi de beklettik ama. Hiç önemli değil. İşim yoktu zaten. Evimizin ulaşım sorunu yoktur. Ana caddeye de çok yakındır. Bayağı tadilat lazım buraya. Bu civarda satın alabileceğimiz en uygun yer burası mı? Aynen öyle. Sahipleri 6 yıldır Almanya'daydı. Yani pek ilgilenmiyorlardı. Arsası çok değerlidir. Yatırım için çok uygun bir yer. Aşağıda ne var? Aşağıda da bir bodrum katımız var. Buyurun bir gezelim isterseniz. Şöyle buyurun. Dediğim gibi arsası çok kıymetlidir buranın. Sen kimsin be? Ben. Ne işin var burada? Burası. Siz çıkın, ben polisi arıyorum. Sen. Rıza,
Hayatımı mahvettin lan. Rıza! Rıza! Hayatımı mahvettin lan! Ah! 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 Alo! اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس